Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir inceleme videosundayız. Kutu açılımı ve inceleme videosu gerçekleştireceğiz. Biri tam arka filtreli sürahi. Son zamanlarda hepiniz biliyorsunuz ki aşırı pahalılık var ülkemizde. Su fiyatlarına da vurdu bu pahalılık. Bir 5 litre su, 2 liraya aldığımız 5 litre su 6 lira. En ucuzu 6 lira oldu. Yani her günde bir 5 litre su tüketiliyor. Migros'ta indirim vardı. 300 liradan 200 liraya düşmüş bu sürahi. Uzun zamandır merak ettiğim, araştırdığım bir sürahi. Alman malı, filtreli. Yani bunun da sonuçta her ay bir filtre masrafı olacak ama gene su tüketimine vurduğumuz zaman daha uyguna geliyor. Alıp denemek istedik. 3,5 litre haznesi var. X-Large yazıyor. Yani büyük boy, en büyük boy. Burada ürünün nasıl kullanılacağı, mesela bütün özellikler falan her şeyler yazmış. İşte dünyayı değiştirebilecek tek kişisizsiniz sloganıyla çıkıyor karşımıza. Su filtreli sürahiyi kullanarak fark yaratın. Plastik şişe atıkları önemli ölçüde azaltabilirsiniz diyor. Yani bence insanların önceliği tabii ki bütçeden yana olmalı. Tabii ki çevre, doğa önemli ama artık öyle bir şeye geldik ki önceliğimiz ucuz, ne kadar az para harcarsak o kadar bizim için iyi. Yani evet, süper ince örgü borulardan gelen iri taneli parçacıkları tutar diyor filtreleme özelliğinde. Güçlü iyon değiştirici inciler, kireç birikimini engeller, suyu yumuşatır, cihazların korunmasına yardımcı olur, kurşun ve bakır gibi metalleri azaltır, mikrokarbon inciler Hindistan cevizi kabuklarından yapılır diyor. Suda bulunan kloru ve suyu tadı ve kokusunu bozan diğer maddeleri içindeki milyonlarca deliğe hapseder, suya saf ve taze bir tat verir diyor. Burada da neler yapıldı? İşte Hindistan cevizinin kabuklarından filtreleme özelliklerine sahip bazı şeyler gerçekleştirmişler. Bunun dışında baktığımızda şöyle bakıyoruz, bileşenlerini gösteriyor. Ben mor kapaklısını almayı tercih ettim. Bir de beyaz kapaklısı var. Mor kapak daha az kirlenir gibime geldi. Beyaz kapak çok kirlenir gibi. Bunun dışında ne gibi özellikler varmış? En uygun filtreleme sonuçları için 4 haftada bir filtrenizi değiştirmenizi hatırlatır diyor. Yani ayda bir filtre alacağız demek oluyor bu demek ki. Ama şöyle bir şey var. Bir filtre 8 damacana suya eşit diyor. Yani bu tüketimimizle alakalı mı yoksa haftada bir çok kullanmasak da değiştirmemiz mi gerekli? Bunu bilemiyorum. Bunu kullanınca öğreneceğiz. Eğer şimdi 4 haftada 8 damacana su kullanıyorsak, filtre bizi uyarıyorsa demek ki bu yani kendi kılavuzundaki gibi oluyor ama şimdi 4 haftada 8 damacana suyu biz kullanmazsak filtrenin gene değiştirilmesi gerekli mi onu bilemiyorum. Bunu dediğim gibi kullanınca öğreneceğiz. Pratik kullanım diyor. Kapalı tekerle açabilirsiniz. Dert etmeyin diyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Kapak ve filtre hariç, şu iki parça hariç geri kalan kısımlar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Aynı zamanda buzdolabı kapağına sığıyor. Bu yönden de iyi, güzel tasarlanmış. En uygun filtreleme için Brita Perfect filtre ile kullanıldığında tüm suyun güvenilir biçimde filtreleneceğini garanti eder diyor. Çok mu su tüketiyorsunuz? X-Large kapasitesinin keyfini çıkarın. Toplam 3,5 litre 2 litre filtrelenmiş su diyor. 3,5 filtre toplam 2 litre filtrelenmiş su diyor. Yani demek ki aslında bir yandan da güzel sürekli çayımızı, çorbamızı bu filtreyi kullanarak yapabiliriz. Burada da Alman malının şeyi var, göründüğü gibi. Şimdi kutu açılımına gelelim bakalım. Evet, bizi neler bekliyor içerisinde?
Şöyle. Evet, şimdi şöyle şu sürahimiz. Evet, bu sürahimiz garanti belgesi. Kullanma kılavuzu ve bir adet filtremiz var. Şimdi kutuyu kenara bırakacağım. Kutuyu kenara bırakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gösterelim. Şimdi filtre. Evet, bir adet filtre var. Bakıyoruz. Burada neler anlatmış bir bakalım. Filtrenin nasıl takılması gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, bu gibi şeyleri söylüyor. Türkçe herhangi bir şey var mı ona bakacağım. Kullanım kılavuzunda birçok dil var ama maalesef Türkçemiz yok. Evet, bunun için evet bir adet garanti belgesi. Yani garanti belgesinin olması da güzel bir şey aslında baktığınızda. Evet, bakıyoruz. Şimdi burada da yine bütün ürünlerin içerisinden çıkan ama birçoğumuzun bakmadığı kullanım kılavuzu. Evet, bunun içinde de nasıl olacağı anlatılıyordur. Şimdi burada şöyle bakıyoruz. Su filtresi değiştirme göstergesi, kapak, Max'ta su filtresi, Huni falan filan şeyleri yazmış. Evet arkadaşlar, öncelikle burada sürahiyi nasıl kullanmamız gerektiğini yazmış. Şimdi bunu bu şekilde değil de keşke kitapçık tarzında yapsalarmış, daha iyiymiş. Kocaman bir kağıt yapmışlar arkadaşlar. Kocaman bir kağıt. Yani bu kadar büyük bir kağıda ne gerek vardı? Çarşaf gibi kağıt. Evet. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz önce kutuyu. Şimdi kutuyu açtıktan sonra sürahi ve filtre var elimizde. Şimdi evet. Sürahimizi poşetten çıkartalım. Evet, bakıyoruz. Çok güzel, şık bir sürahi. Yani Brita yurt dışında çok tutulan, yurt dışında herkesin kullandığı bir ürün. Burada dijital bir göstergesi var arkadaşlar. Bu dijital gösterge biz filtreye suyu koyduğumuzda, sürahi doldurduğumuzda devreye giriyor. Buna Start'a yaklaşık 3 saniye kadar basılı tutuyoruz ve burada telefon şarj göstergesi gibi göstergeler %100'e kadar geliyor. Doluyor ve sönüyor. Ondan sonra tekrar ikinci kez bir 3 saniye kadar, 2 saniye kadar, 2-3 saniye kadar basılıyoruz ikinci sefer. Ve ondan sonra gösteriyor. Her su doldurduğumuzda bizi uyarıyor. Bunu da çok kullanışlı yapmışlar. Suyu buradan doldurabiliyoruz. Her seferinde sadece kartuş değiştirirken kapağı çıkartıyoruz. Evet, burası da döktüğümüz zaman su geçerken ayrılıyor. Sürahiyi çok şık yapmışlar. Şimdi gelelim filtreyi falan nasıl takacağımıza. Evet, kapak çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. İçerisinde yine bir kağıt var. Kod 119 diyor. Brita'ya hoş geldiğinize dair bir şeyler var. Sanırım burada bir hediye var. Evet, şimdi şurada şöyle diyor. Türkçesi var. Kaydolun ve ek avantajlardan yararlanın. 1 yıl Brita ek garantisi, ücretsiz yedek parçalar, daha özel avantajlar diyor. Yani burada bizi bir hoş sürprizle karşılıyor. Bu kod bize lazım olacak. Bu kod bize lazım olacak arkadaşlar. Kodumuzu gireceğiz ve ondan sonra yararlanacağız bu işten. Şimdi gelelim buraya. Evet, burada da bizim filtreyi takacağımız kısım. Bu bildiğimiz bir sürahi oldu. Şimdi arkadaşlar, filtreyi takacağımız kısım bu. Kapak ve filtreyi takacağımız kısım.
Şu iki parça bulaşık makinesinde yıkanabiliyor gönül rahatlığıyla. Ama kapak da sonuçta bir elektronik bir şey olduğu için, pil falan olduğu için bulaşık makinesi satılmıyor. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Evet. Oturtuyoruz. Şimdi filtremizi açıyoruz. Filtremizi kullanmadan önce yıkamakta fayda vardır. Evet, filtre de bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bir filtre. Brita marka. Şimdi arkadaşlar bunu, filtreyi bir yıkayacağız. Ondan sonra filtreyi şöyle silahımızı bir çıkaralım. Şu şekilde takacağız. Şimdi şuradan şöyle tutuyoruz. Buraya da tutma yeri yapacağız. Sağlı sollu fark etmez. Evet. Şu şekilde takıp kolaylıkla çıkartıyoruz. Takıyoruz. Çıkartıyoruz. Taktık ve bu şekilde oturdu. Ondan sonra da sürahimizi taktık. Kapağımızı takıyoruz. Ve arkadaşlar sürahimiz kullanıma hazır bir hale geliyor. Buradan da dolduruyoruz. Arkadaşlar videomu umarım video yardımcı olmuştur size. Alacak arkadaşlar için düşünmeden alabilirsiniz. Yorumları çok çok iyi. Amazon'da olsun, yabancı sitelerde bakın, araştırın. Hani bizim ülkemiz biraz böyle şeylere ilk başta biraz yaklaşımı sıcak olmuyor ama gerçekten kaliteli bir ürün. Avrupa'da, Amerika'da çok çok kullanılan bir ürün. Sonuçta Alman malı arkadaşlar. Bence aldığınıza da değecek. Artık devir, tasarruf devri. Her ay yaklaşık günde 5 litre su tükettiğinizi düşünürseniz 180 lira, 200 lira civarı bir su parası veriyorsunuz ama bununla beraber yarı yarıya düşüreceksiniz bunu. Hatta 4'te 1'e düşüreceksiniz arkadaşlar. Umarım video yardımcı olur. Videoyu beğenir, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.